Galatasaray'ın ve Galatasaraylıların programı Pera'dan sevgilerle harika bir derbi galibiyetinin ardından sizlerle değerli dostum Çağdaş Işık'la beraber Trabzonspor galibiyetini değerlendireceğiz. Çağdaş hem hoş geldin diyorum hem de bir soruyla sana pasi veriyorum. Abi kadroyu ilk gördüğünde ne düşündün? Çünkü ben ilk defa hatırlıyorum Zaha'nın en uçta oynadığı. Kaan'ın sol bek, Barış'ın sağ açık oynadığı bir Galatasaray. Önce kadrodan başlayalım sonra da oyunu değerlendiririz birlikte. Buyur. Öncelikle hoş bulduk Utku. Ya kadro tercihi açısından ben e, kadroyu gördüğümde oldukça beğendim. Çünkü geçen haftaki söylediklerimi haklı çıkardı Okan Hoca. <laughs> Bu sayede yani bunu test etme fırsatı buldum kendi açımdan. E, hep derler ya ben demiştim demeyi sevmem. Ben, benim hoşuma gidiyor. <laughs> bunu sonuçta bir e, tahmin ya da işte bir tespit olarak ortaya koyduktan sonra bunun doğru çıkması hoşuma gitti. Şöyle ki Barış Alper'i ön alanda gördük. Barış Alper'in ön alanda olma e, ihtiyacından geçen hafta bahsetmiştim. Hani Raşika gibi oradaki mücadeleci eksikliği, mücadele eksikliğini ortaya koyabilecek bir futbolcu olarak Barış Alper'in önde oynaması gerektiğini, Zaha'nın da forvette faydalı olabileceğini düşünüyordum. Aynen sen yani, kaleye yakın oynamalı demiştin. Yani çok iyi hatırlıyorum. Evet kaleye yakın oynamalı. Çok iyi şutu var demiştin. Tamamen sebebi buydu abi. Çok iyi şutu var. Galatasaray'ın da gole ihtiyacı var. Belli ki pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük. Çeşitli istatistikler dolaşıyordu bununla alakalı. Şu an ezberinde ya da işte notumda yok. Ee, ama Zaha'nın da bu eksikliği kapatacağını öngö öngörebilmiştim açıkçası. Ve bunun haklı çıkması beni çok mutlu etti hem e, galibiyetle sonuçlanması maçın beni de ayrıca mutlu ettiği için ikisinin üst üste gelmesi böyle bir ayrı bir keyif verdi açıkçası. Yani ön başlangıç olarak kadroyla alakalı böyle yorumlar yapabilirim. Şimdi biz senle... Sani... Sen ne biz... düşün? Hani sen kadroyu görünce. Ben şimdi Barış'ın <laughs> önünde oynaması beni de mutlu etti. Biz zaten aynı fikirdeydim ben seninle. Biz seninle geçen Aynen hafta öyle. Yani bir Galatasaray değerlendirmesi yaptık. Birkaç şey söyledik. Aslında söylediklerimiz çoğu çıktı. Yani ben de bu arada senin gibi düşünüyorum. Haklı çıkmak çok keyifli bir şey bence. Şimdi ne dedik? Bir Galatasaray taraftarını eleştirdik sabırsız olmakla. Geçen haftaya hatta geçen haftayı boş verelim. Şu maçın öncesine kadar yerden yere vur, vuruluyordu Zaha Galatasaray sözlükte. Pek çok yazar tarafından. E şimdi kahraman ama Şimdi gecenin yıldızı. İkinci olarak da şunu söyleyeceğim. ilginç gelecek belki dinleyenlere ama Galatasaray aslında bu akşam çok iyi oynamadı. Şöyle çok iyi oynamadı. Galatasaray'ın bu sene bundan çok daha iyi maçları var. Mesela ilk yarı bittiğinde Galatasaray bu sezonki en düşük pas sayısına sahipmiş sanırım. Yanlış anlamadıysam Beyin Sports'taki spikerin söylediği istatistiği. Yani aslında Galatasaray bugün çok iyi bir hücum performansı göstermedi. 5 gole rağmen söylüyorum bunu. Ama şu var hemen hemen yani skor koptuktan sonra pozisyon verdi de skoru alana kadar pozisyon da vermedi Trabzonspor'a doğru düzgün. Fark şuydu Galatasaray bugün attı. Yani girdiğini bugün gole çevirdi. Tabi Fenerbahçe'nin de puan kaybı kaybı. Ekstra bir motivasyon da olmuştur illa ki. Ben mesela onun etkisiyle daha baskılı bir oyun bekliyordum. Topa alan yine Trabzon'u rakip kaleye yaslayan bir Galatasaray bekliyordum. Öyle olmadı mesela. Bence Trabzon daha iyi başladı ama gol çok erken geldi bu kez. Yani kadro tercihi, oyun planı ben çünkü Galatasaray her maç illa topu alıp da maçı sürklese etmek zorunda değil. Trabzon deplasmanından bahsediyoruz. Benim için önemli olan maç dengedeyken rakibe pozisyon verilmemesiydi çok fazla. O çok güzeldi. Ama hani Zaha'ya, Barış'ı bunları ayrı birer parantez açar illaki konuşuruz. Genel olarak ben, ben sana pası tekrar böyle vermiş olayım. Oyun olarak Galatasaray'ın bu sezonki en iyi oyunlarından biri değildi kesinlikle. Bu görkemli skora rağmen ben böyle düşünüyorum. Yani şöyle destekleyeyim. Şöyle bir istatistiklere bakınca görüyorsun ki Galatasaray'ın gol beklentisi 1.25. Bunun 2-3 katı çok rahatlıkla yaptığı birçok maç var. Yani sayabileceğimiz çok fazla maç var. Hani geriye dönüp şu an kontrol etmem mümkün değil ama hatırlıyorum yani maçlardan sonra kontrol ettiğimde. Öyle ki maç ilk defa Abdullah Avcı evinde 53. dedi galiba Spiker. 53. maçta 4 gol ve fazlasını yemiş oldu ilk defa. Hem de böyle bir maçtan sonra aynı şekilde sanıyorum Galatasaray'ın da 5 gol attığı ilk maç gibi bir şey deplasmanda o tarz bir şey istatistik daha verdi ama tam bilemiyorum ama böyle bir maçtan sonra gelmesi söylediğin gibi bu sefer golün olmasıyla alakalı ama ben geçen haftaki hani gol kaçırıyoruz bence bir sebebi var diye açıklama yapmaya çalıştığım bir konu Hı -hı. vardı. Barış Alper'in önde oynama gerekliliği buradan doğuyordu. Zaha'nın da ön alanda oynuyor olması bitiricilik ihtimalini yükseltti ve o yüzden dediğin gibi bulunan pozisyon ilk pozisyon hatta gole çevrilince ondan sonrası Galatasaray'ın 1-0 oyununda da bir gelişme göremedim açıkçası benim açımdan. Şimdi 5-1'lik galibiyetten sonra sen de ben de olumsuz şeyler söylüyor gibi olacağız ama şu manada 1-0'dan sonra Galatasaray'ın biraz daha bekleyebilmesi gerektiğini, yine tam sağ prese devam etmemesi gerektiğini bazı anlarda ya da 2-0'dan sonra ya da 3-0'dan sonra mesela bugün çok fazla test etme şansı oldu Galatasaray'ın bu öne geçtikten sonraki oyun refleksine. Neticede şöyle söylenebilir maç 5-1 bitti. Hani 3-0'dan sonra 3 1e dönmesine rağmen 5-1 bitti ama o şut gol olmasaydı ya da 1-2 pozisyon Sonra Trabzon'un gol atması da işten bile değildi. Sağda belki kalite eksikliği çekiyorlardı. Bunun da Galatasaray avantajını kullandı. Fakat Galatasaray'ın 1-0-2-0-3-0 öne geçtikten sonraki oyununda bir gelişme görememek benim açımdan açıkçası tedirgin edici. Yani ligde belki bu gerekli olmayabilir. Çünkü çoğu maç zaten der bekleyerek oynuyor. Beklemese de kaliteleri yetmeyeceği için bugünkü gibi bence. Trabzon beklemedi bu arada. Galatasaray'ı kötü gösteren şeylerden bir tanesi de buydu. Yani oyunu bir türlü dengeleyememesinin sebeplerinden biri de Trabzon'un herkesin beklediği gibi bekleyen bir oyunda değil de baskılı bir oyunla çıkmasıydı. Her zaman ligde seni bekleyen takımlara karşı tekrar başlayayım cümleme. Seni bekleyen takımlara karşı ya da beklemiyorsa bile önde basacaksa bile kolaylıkla kalite farkıyla Skoru çok rahat koparabileceğin bir ligde oynuyorsun belki ama Avrupa'da bu oyunun bence karşılığı olmazsa çok iyi oynayıp elenir Galatasaray ve sonra işte şanssızlık diye bayan evet. gibi konuşulur. O yüzden e, bu noktayı eleştirimin paralelinde herhangi bir değişim yok bence olmayacak da üzücü olan da bu beni tedirgin eden de bu. Bunun çalışılması gerektiğini düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum teknik ekip tarafından biraz karmaşık bir cümle bir turdu ama <laughs> durum bu. <laughs> Ya özetle aslında şunu savunuyoruz ikimiz de Çağdaş da ben de. Biz diyoruz ki set oyunundan bahsetmiyoruz ama. yani biz dinleyenlerin burayı doğru anlaması çok önemli. Set oyunundan bahsetmiyoruz. Yani Galatasaray yani rakip Galatasaray'ı bekle bekliyorsa kendisi aslında Galatasaray yerleşip de iyi oynayabiliyor artık. Eskiden oynayamıyordu. Artık onu da çözdü. Topu rakip yarı sahada rakibe verip yani rakip topla pasla çıkarken baskıda da Galatasaray çok iyi. Buralarda bir problem yok. Sorun topu rakibe bırakıp önde baskı yapmadığında başlıyor. Çünkü hiç oyuna karış yani giremiyor o durumda Galatasaray. Yani ya önde basacak bu da çok yorucu ve yıpratıcı bir şey ki Çağdaş'ın kendi teorisine göre Galatasaray'ın bu kadar gol kaçırmasının en büyük nedeni bu zaten. Çok önde basıyor, çok yoruluyor. Topu kazandığında da oyuncuların mecali kalmıyor bitirme diyor Çağdaş. Geçen hafta hep bunu konuşmuştuk. Ancak önde basmadığında da topu rakibe bıraktığında pozisyon bulamıyor. Yani Trabzon gibi geride beklemeyecek olan Galatasaray'ın üstüne gelecek olan takımlara karşı üretmekte çok zorlanıyor Galatasaray. Bugün şansı golü erken bulması oldu. Herhalde bazı bir 2 oyuncuya parantez açmamız gerekiyorsa her ne kadar iki golü Kerem, iki golü Zaha dağıtsa aslında benim için maçın yıldızı öncelikle Barış'tı. Ya yani Trabzon Trabzonspor'un sol tarafını. Abi bazı notlar aldım bununla ilgili. Daha dikkatli izledim çünkü hani dediğim gibi bir teorim vardı. Bakalım bunun karşılığı var mı diye. Abi yararları şu şekilde oluyor belki Barış o kadar absürt bir top kaybediyor ki maçı izlerken bu adamın Galatasaray'da ne işi var gibi bir böyle hani o ateşle yorum yapılabilecek bir top kaybediyor ama aynı Barış o kaybettiği topu dönüp kazanıyor ya kazanmaya da çalışmıyor kazanıyor ya belki topu Galatasaray'a kazandıramıyor ama taça atıyor mesela ata bitiriyor. Ne türlü olayı yani? Ama bunun dışında Galatasaray baskı yediğinde, bugün Trabzon baskıyla başladı. Hı hı. Baskı yediğinde bir ara 10. dakika civar dediğin gibi Trabzonspor baskıyı çok iyi yapıyordu. Ve hani iyi başladı Trabzon falan gibi bir algı vardı. Maç acaba nasıl gidecek soru işaretleri oluyordu Galatasaray açısından. 10-22 diye not almışım. Baskı yerken 3 kişi arasında abi. Pasta çıkmaya engel olsa da hani adam Barış topu kaptırıyor kaptırdıktan sonra dönüp kapıyor. 10-22'de topu şişiriyorsun. 3 kişinin arasında Barış mücadele ediyor. Omzu vuruyor. Topu sana kazandırıyor. Topu sende tutuyor. Mesela 15. dakika civarında bir taç atışı var abi. Offside'daki bo boyaya geri veriyor mesela. Müthiş bir hata. Yani Galatasaray seviyesinde tamam. olmayacak bir hata. Ama maç boyunca toplam faydası. Ya bunun gibi çok fazla böyle basit basit notlar aldım. Çıkamazken topu oraya doğru şişirip yine topu sende kalmasını sağlıyor. Bu hani baktığın zaman birbirini nötrleyen, aslında bir avantajı olmayan bir şey gibi de durabilir. Yani hani kaptır, kaptığı kadar kaptırdıkları da var. Faydası kadar zararı da var denebilir ama bu Zaha ve ne bileyim Kerem ya da Mertens'in üzerinden aldığı bir yük var orada. O mücadele yükü. Çünkü orada mücadele ederken zaman kazanıyor rakipte. Bu Galatasaray'a müthiş bir fayda sağladı. Dediğim gibi sol beki çökertti. Orada baskı 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 maçın belli bir dakikasından sonra da yine sol beke geçti. Ve bu sefer de sol bekte yine mücadelesine devam etti. inanılmaz bir adam. Bundan 2-3 sene önce transfer oldu galiba. İlk geldiğinde hiç kimsenin böyle bir şey beklediğini düşünmüyorum açıkçası. Ben futbolcuların Kerem Aktürk oğlunu örnek alması gerektiğini düşünüyordum. Bence Kerem belli bir seviyede artık barışı şimdi de barışı örnek almaları gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela şimdi işte konu başka bir yere kaymasın ama Galatasaray'daki gençlerin ısrarla şans bulması gerekiyor. İşte bulduğunda da daha genç diye yorum yapıyoruz bazen ben de yapıyorum açıkçası ama örnek alarak bu çalışmaları yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Barış'ın özel antrenör tuttuğu, özel kişisel bireysel gelişimine önem verdiğine dair hani Galatasaray muhabirlerinden çok fazla haber görmüştüm geçmişte ve bunun karşılığını aldığını şu anda görüyorum. Bence bütün gençlere örnek olacak bir şey yapıyor. Çok başarılı. Açıkçası e, o barışı izlemek büyük keyif şu anda. Yıllar sonra anlattığımızı düşünün. İşte bir oyuncu vardı. Geldi, sol açık diye. sağa çıktı oynadı, forvette oynadı, sol bekte oynadı, sağ bekte oynadı. Bunların hepsinde de minimum yapabileceği yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Asgari düzeyde o bekten bekleyeceğin toplam faydayı sağladı. Yani bu müthiş bir başarı. Şimdi biraz barış özelinde kalalım çünkü bir iki şey söylemek istiyorum barışla ilgili çok güçlü bir oyuncu bir kere o net ama güç dendiği zaman insanların aklına tek boyutlu bir şey geliyor. Ya şimdi barışta fiziki özellik yani özellikler o kadar üst düzey ki yani hem çok güçlü yani yıkılmıyor derbe aldığında vücudunu iyi koyuyor araya yani üst vücudu çok kuvvetli fakat aynı zamanda müthiş bir patlayıcı gücü var. Yani depara kalktığı anda topsuz koşudan bahsediyorum. Yani topla gitmesinden bahsetmiyorum. O konuda eksikleri olabilir hatta. Barış hiçbir zaman... Mesela ilk geldiğinde Barış'tan ne bekliyordu herkes? İşte hızlı, süratli oyuncu tekniğini geliştirmesi lazım. Birebir de adam eksitsin. İşte hücum yapsın. Hiç böyle oynayan bir oyuncu değil. Bir kere bu zaten takdiri hak ediyor. Adam belki geldiğinde böyle biri değildi. Ama Galatasaray'da oynayabilmek için... Ki benim için hep söylediğim şeyde bir oyuncunun gelişmesi demek şudur. Bu FM oyunu değil, bilgisayar oyunu değil. İşte atıyorum bir oyuncu sağ ayaklı bir oyuncu sol ayak çalışarak iki sene sonra sol ayağı da müthiş hale falan gelmez. Gelişmek böyle değildir. Gelişmek artı özelliklerini parlatıp verimli daha verimli hale getirmek, eksi özelliklerini de daha önemsiz hale getirmektir. Yoksa bir oyuncu 20 yaşından sonra falan kendisine hiç olmayan bir özelliği çalışarak falan edinemez kolay kolay. Ya inanılmaz bir patlayıcılığı var ve rakibi öldürüyor ve sürekli yapıyor bunu. Yani bir de, bir koşu atıyor, uzun top istiyor, gelmiyor mesela o top diyelim. Bir pozisyon sonra tekrar aynısını yapıyor. Yani bek artık Bıkar yani o adamı karşısında görmekten. Çünkü bıkmadan aynı şeyi sürekli deniyor. Zaten golü de öyle attı. Savunma arkasında koşu attı. Nelson da o dakikaya kadar 2-3 tane, tane uzun top attı. Kötü atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam golde de Nelson attı diye hatırlıyorum pası ilk golde. O 3. pozisyonda attı uzun topu. Barış yine orada. Yine zaten güçlü. Yani adamla yan yana koşarken de yoruyor seni. Yıpranıyorsun çünkü. Çok güçlü çok patlayıcı. Hani böyle sadece çok güçlü işte omuz vuruyorsun yıkılmıyor gibi değil. Her şeyle çok güçlü. Mental olarak da çok güçlü. Aynı şeyi tekrar 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 deniyor ve aslında gücü buradan geliyor. Yani oyun gücü buradan geliyor Barış'ın. Çok yetenekli olduğundan değil. Ben birebir de o kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Bugün Trabzonspor sol bekine çalımlar attı. Sıfıra inip orta yaptığı pozisyonlar oldu ama ne hani çok yaratıcı bir pas görürsün Barış'tan ne çok iyi bir rakibi birebir de böyle çok güzel geçip çok kavisli güzel bir orta kestiğini görürsün. Buralar değil yani adamın gücü. Bence en büyük gücü yani fizik gücünün yanında devamlılığı ve mental gücü. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Benim bu fikrime ya da katılıyor musun? Katılıyorum abi. Adamın sihri patlayıcı, o fiziğe rağmen patlayıcılığı bence. Yani Barış'la ilgili şöyle sadece hani konuyu başka bir tarafa çekip Barış'ı bence kapatalım isterim açıkçası. Tabii ki. Yani Hmm, sana sormak istiyorum fikrine merak ediyorum. Barış'ın en başarılı şekilde yani kariyer planlaması anlamında belki kariyeri boyunca hep böyle farklı yerlerde oynayan e, görev oyuncusu olarak e, devam edecek ama diyelim ki bir kariyer hayal edelim. Barış'ın bir pozisyonda oynayacağı ve o pozisyonda kariyerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim pozisyon hangisi? Yani forvet mi sağ kanat mı forvet arkası sol? Sol bek, sağ sol açık, Abi, sol bek Abi garip bir cevap olacak ama aslında takıma göre değişir. Takımın ne oynayacağıyla alakalı. Ya şimdi sen Galatasaray için söyleyeyim. Mesela şu Galatasaray'da oradan bir skor bekliyorsan barış her zaman yetersiz kalır sana. Ama senin skor yapabilecek adamların varsa ve oradan bir mücadele fizik güç bekliyorsan, takım defansına da katkı bekliyorsan Barış'ta barışı kimse kesemez şu an orada. Yani tete işte Ziyeş falan kesemez Barış'ı. Şey gibi biz neden mesela geçen program konuşurken Raşit şey neydi? Nasıl telaffuz ediyorduk biz Kosovalı'nın? Abi e, çok güzel bir konuya girdin. Geçen programda sürekli Raşika demişim. Farklı. Aynen Raşika. Yayını, Yayının tekrarını dinlerken söyledim ama Raşitsa diye okunuyor diye Raşitsa. hatırlıyorum yani. Doğrusu okay. Raşitsa. Okey. Raşitsa'yı biz niye övdük ya da sezon başında neden istedik? Aslında birebir bakarsan TT yani her ne kadar TT performans vermiyor olsa da kağıt üzerinde en azından. TT, işte Ziyeş, Zaha bunların hepsi bireysel beceri olarak çok önünde. Ama adam başka bir şey yapıyordu Galatasaray oyununa ve o lazımdı. Barış tam olarak onu veriyor. Yani eğer Galatasaray böyle oynayacaksa Barış sol kanatta Kerem'le Zaha'nın olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Kesinlikle sağ açık oynamalı bence Galatasaray'da. Önde oynamalı yani. Sen Galatasaray açısından düşündün. Ben biraz Barış açısından bakayım. Ben Barış'ı abi Burak Yılmaz'a benzetiyorum. Yani bu e, bahsettiğin hani bir daha deniyor. Bir daha deniyor dedin ya sağ kanatta. Bugünkü e, Trabzonspor'un soldaki Eren'i sanıyorum. Yani çok yormuştur eminim. Ben canlı olarak Burak Yılmaz'ı iz izlediğimde tam olarak alameti farikasını anladım. Sürekli deniyor. Yani o stoper bıkar. Takip edemez. Zaten konsantrasyonu yetmez. Ee, o kadar çok deniyordu ki. Barış'ta da aynı kararlılık var. Aynı cesaret var. aynı bıkmazlık, yılmazlık var. Hani ben Barış açısından bakınca kariyeri böyle ileriye doğru Santrofor oynasa sanki en üst seviyesini görebileceğine inanıyorum. Ama Galatasaray açısından bugün ne Tete, ne Hakim Ziyek, ne Kerem, ne Zaha. Bunlardan herhangi birini... Den önce bence önce barış yazılmalı sonra etraf Icar'da yazılır. Sonrasında etrafına yazılmalı diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın oynadığı oyunda böyle bir profil muhakkak gerekli ön alanda. Galatasaray açısından da birkaç bir şey söylemek isterim. Tabii ki. Benim kafamda hani mesela Barış sağda oynasın derken kafamda daha iyi ortadan ikiye ayırıyorum abi. Sol taraf ve sağ taraf olarak. Ortada İki tane stoperi kafamda tutuyorum. O iki tane stoperin bir kere iyi olacak. Bir takımın başarılı olmasını istiyorsan. Bu, bu kesin. Santrofor'un yine ortada kalan kesinlikle iyi bir golcü olmalı. Yani bitiriciliği iyi olmalı. Ki yine takım çünkü sıkıştığında boş herhangi bir pozisyon bulduğunda atabilecek o planları sonuçlandırabilecek biri olmalı. Yine kale de aynı şekilde iyi olmalı. Bunun dışında sağ taraf ve sol tarafın inanılmaz yeteneklerle bezenmesinin çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Toplam yeteneği, birbirini tamamlayan toplam yeteneklerin sonuç getirdiğine inanıyorum. O yüzden Barış'ın orada oynaması gerekiyor şu anda. Çünkü onun tarafında Torreira, Boey var belki. Ortada Mertens sol tarafta da Kerem'i görüyoruz. Yine sol içte bu sefer yine Kerem'i görüyoruz ya da endombeliyi görüyoruz. Bu tarafın sol tarafın toplam yeteneği dayanıklılık anlamında düşük kaldığı için o tarafa Torreira kaymaya başlıyor. İşte bu sefer Kerem öbür tarafa kayıyor. Orada bir denge oluşuyor. Galatasaray'da Barış bu görevi sonuna kadar e, tamamlayacak bir oyuncu bence olmazsa olmazı. Hani Galatasaray'la ilgili bakınca dönüp dolaşıp geldiğim yer genelde orası oluyor. Umarım bu doğrudan vazgeçilmez hani hemen. Şöyle bir riski var. Alternatifi çok fazla gözükmüyor ön alanda. Tabii. Şimdi Barış konusunu yani bence yeteri kadar övdük Barış'ı ki hak ediyor. Evet. Onu kapatıp şimdi başka bir oyuncu üzerinden değerlendirme isteyeceğim senden. Abi Kerem Demirbay. Yani bence Zaha'ya attığı, attırdığı gol muhteşem bir pas. Tamam. Ama kim mücadele de koyuyor ortaya. Mücadeleden kaçtığı da yok. Ama mesela hatırlayacak mısın bilmiyorum. 8. dakikada savunmadan topla çıkıyoruz. Önü bomboş. Sağ tarafa doğru bir pas verdi. İnanılmaz basit bir top kaybı. Atak yedik ve korner oldu pozisyon devamında. Mesela o korner dönse gol olsa ki bugün çok fazla korner attı Trabzonspor ki golü de oradan buldular. Go gol olsa bugün Kerem Topa tutulmuştu yani Galatasaray sözlükte biliyorum. Yani eminim bundan. Ki eleştiriliyordu zaten maçın başında. Ama işte sonra maçın devamında Zaha'ya verdiği gerçekten çok ölçülü bir pas attı. Zaha da gol yaptı pozisyonu. Yine övülüyor işte Kerem, dayı şu bu. Birazcık tabii skor taraftarlığı var bizim. Yani birçok taraftar da vardır her takım taraftarında ama bir de maçı başlığını falan anlık takip edince bunları çok net görebiliyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Beğeniyor musun ya da beğenmiyorsan niye beğenmiyorsun? Nasıl daha verimli olur? Abi Kerem Demirbay, namı değer dayı. E, dakika 59'da şöyle bir not almıştım. Bitmişti niye çıkardın? Okan Hoca falan diye böyle bir kendime çok fazla not aldığım yok ama onu yazmışım unutmayayım diye. Maç sonunda muhtemelen unuturum diye. Tam da o dakikada asist yaptı. Top döndü. <laughs> Galatasaray kaptı ve asist yaptı. Kerem tam olarak böyle bir oyuncu. Dolayısıyla şu anki 8 numara onun oyun karakterine hiç uygun değil. Dönüşmeye çalışıyor. O açıdan çok tebrik ediyorum. Yani hani tebrik etmekle miyim de biraz şey oluyor. Garip oluyor yani tebrik ediyorum da. Zaten yapması gerekeni yaptı. O açıdan hoşuma gidiyor diyeyim. Kendi oyun karakterinin çok dışında bir e, rolü var bence. Biraz daha sağlam oynaması gereken, işte yeri geldiğinde oyunu açması gereken, yeri geldiğinde savunmaya katkı vermesi gereken, tamamen oyunu okuması gereken bir noktada olduğunu, oyunun iki yönüyle okuması gereken bir noktada olduğunu düşünüyorum. Savunma anlamında da sezon başından beri kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Lakin ideal oradaki oyuncu mudur? Zaten olmadığı aşikar herkes tarafından konuşuluyor. Bunun yanında orada Endombele, Kerem, Sergio Oliveira, Kaan oynadı ve şu anda da Berkan var. Bunların hepsinin önünde olmasını sağlayan şey hücum yeteneklerinin yanına çok iyi niyetli bir şekilde ve gelişim de göstererek savunma meziyetlerini, oyunu okuma savunma açısından da okuma meziyetlerini arttırdığını görüyorum. Bunun da onu o diğer o bütün saydığım isimlerden öne çıktı, çıkardığını düşünüyorum. Çünkü ne Kaan kendini hücum anlamında bu kadar geliştirmeye meyilli. Yani tamam son paslarını atabiliyor vesaire ama oyunu açma anlamında, oyunu okuma anlamında yani oyunu hücum tarafını okuma anlamında çok fazla oyunu domine edebiliyor. Ne Berkan ne hücum yeteneklerini geliştirebilecek gibi duruyor. Tam tersine <laughs> yani bundan daha ileri gidemeyeceğini gösterdi bence bu maçta mesela birçok pozisyonda. Endombele fiziksel olarak geriye gidiyor. Oliveira sakatlandı. Yani bunların hepsinden daha iyi mücadele ediyor. Şu an formayı hak ediyor. İdeal midir? Yani bence kesinlikle değil. Çok net değil. Hiçbir zaman da olmayacak. 10 numarada daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray işte ikinci santroforlu oynadığı için şu an 10 numara pozisyonu yok aslında. Yani burada onun Galatasaray'da 10 on numara oynasın. Kesinlikle çok iyi oynar diyemeyeceğim. Barış Alper ya da Zaha'daki öngörü gibi. Orada idare edecektir. Ama 4-2-3-1'i gerçek anlamda oynayan ya da işte 4, -4 2 baklavayı gerçek anlamda oynayan bir takımda çok iyi bir 10 numara olabilir. Çünkü son pasları müthiş, şutu var. Golü koklayabiliyor gerçekten. Ama ne çok fazla hızlı, ne de aralanda çok iş bitirebilir. O yüzden hücumda Santrafor'da faydalı olamayacağını, 8 numarayı için fiziksel olarak o kadar gelişemeyeceğini düşünüyorum. Şu an bu sezonun 8 numarası, önümüzdeki sezonun rotasyon oyuncusu olması gerektiğini düşünüyorum. Kerem'in böyle bir yorum yapmış olayım sana. Dayı ile alakalı. Ya aslında tabii birçok oyuncu hakkında tek tek konuşabiliriz ama öne çıkanlarla bitirelim. Yani oyuncu bazındaki konuşmamızı. Tamam. İki isim daha tabii ki soracağım. Bir tanesi tabii ki Kerem Aktürkoğlu. İki gol attı bugün ama çok iyi oynadı mı tartışılır. Ama ben mücadelesini çok beğendim. Ben çok koştuğunu düşünüyorum. Yine sözlük başlığında savunma yapmadığı falan söyleniyordu ama ya ben buna katılmıyorum. Şöyle ki bu kadar hücum özellikleri üst düzey olan bir oyuncunun her pozisyonda rakibini birebir, özellikle bekini birebir markaja almasını bekleyemezsin. Yani bu çok hayal perestlik olur. Ben kimsenin bunu yapacağını düşünmüyorum. Bu kadar üst düzey hücumcu olup da her pozisyonda bekiyle gelecek bir oyuncu dünyada da olduğunu sanmıyorum. Zaten bir oyuncu hem hücumda o kadar üst düzeyse savunma da zaten yapamaz bana göre aynısını. Ya bu basketbolda da böyledir. Yani işte atıyorum sen skorer basketboldan örnek verelim. Bir, oy bir oyuncu takımın hem en skoreri olup da hem de aynı zamanda en iyi savunmacısı olamaz. Mesela bu şey için çok söyleniyordu. İşte en iyi savunma ödülü atıyorum bir efsaneyi almış olalım. Kobe Bryant'e veriliyordu mesela en iyi savunma beşini alınıyordu Kobe Bryant. Kaan Kural da bununla ilgili şöyle bir eleştiri yapıyordu. Kobe Bryant NBA'de en iyi savunma yapabilecek 5 oyuncudan biri mi derseniz cevap kesinlikle evet. İsterse yapar, yaptığı anlar oluyor. Ama eğer sezonun genelini değerlendirirsek hücumda bu kadar efektif bir oyuncunun aynı şekilde savunmada efektif olmasını bekleyemezsiniz diyordu. Ben bunu bu yorumu çok sevmiştim ve futbolda da hep böyle yorumladım. Her oyuncu oyun disiplinine uyar hele maçın büyüklüğüne göre atıyorum. Messi de gelip savunma yapabilir ama asla hücumdaki efektiflikle aynı şekilde savunma performansı beklememelisin ondan. Sanki Kerem'den bekleniyor gibi bir izlenim edindim ben. Bugün çok iyi oynadığını düşünmüyorum hücum anlamında ama mücadelesi çok iyiydi. Yani gollere zaten diyecek herhalde laf yok. Ele attı ilk gol artık onun alameti farikası gibi oldu. Müthiş vurmaya başladı o topları. Tersten başlayayım. O gol bence Kerem Aktürkoğlu'nun oğlundan çok güzel bir mesaj. Ben sol kanat oyuncusuyum diyor o gol. Yani ben sol kanatta 4 3 3 4 2 3 1 4 4 2 neyse ben onu solunda oynayacağım diyor. Çünkü benim diyor senin anlattığın gibi meziyetlerim belli ortada yani Kerem Aktürkoğlu'nu Kerem Aktürkoğlu yapan şey o soldan girip o şutu atması. Forveti soldan girerek 2 ise 3'lemesi, işte 1 ise 2'lemesi ya da half space'lerde kendini boşluğa çıkartıp orada topla buluşup 2'ye 1'lerle bir, içeri kırması. Bunu sağdan ya da ortadan yapması çok mümkün değil. Orada başka meziyetler ve görevler gerekli. Ya da işte sol ayağının kuvvetli olması gerekli mesela. Sağda oynayabilmesi için gibi. Bence Kerem oğlu şu anda bu golle bunun mesajını vermiş oldu. Ve başka bir bölgede de oynatılmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Senin dediğin savunma katkısı meselesi de savunma katkısı çok fazla beklenmesi hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü dediğin gibi toplam bir grafiğe, grafikteki bir bölümü yüksekse diğer tarafı düşük oluyor. Toplamda çünkü çok çok yukarıda inanılmaz uzaylı karakterde bir oyuncu Hayal etmiyorsak doğal olarak hücumu birazcık iyiyse bazı meziyetleri öndeyse takım için ön alanda faydalı işler yapıyorsa Arka tarafta da bazı defekleri olacak. Bu defekler de inanılmaz işte kesinlikle olması gerekiyor. Hiç yürüyor bu adam gibi hani bir durum yoksa çok da eleştirilebilir bir şey değil. Eleştirilmesi de havada kalır. Yani o zaman hiçbir oyuncu oynatamayız. Herkesin eşit düzeyde hem savunma yapıp hücum yapabildiği durumda ortalama bir takım çıkar ortaya bu ortalama takımda şampiyon olamaz. Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncuya sahada ihtiyaç var. Tıpkı Zaha gibi, Icardi gibi, Mertens gibi farklı meziyetli oyunculara ihtiyacımız var. Çünkü özellikle büyük takımların sadece Galatasaray değil şampiyonluğu oynayan bütün takımların sivrilmiş yeteneklere sahip oyunculara ihtiyacı var. Çok fazla var. Çünkü rakipler seni çözüyor ve savunma yapmaya çalışıyorlar. Biliyorlar. Sonuçta oyunda baskıyla oynamak isteyebileceğini ona uygun oyuncuların oy olduğunu ama sihirli oyuncuların ne kadar fazlaysa maçı açma olasılığı o kadar çok oluyor Galatasaray'da mesela bu sene hani paralel söyleyebileceğim şey Zaha sihrini kaybetmiş gibi sol kanatta çünkü sol kanatta inanılmaz performanslar ortaya koyan bir oyuncu o bekleniyordu bence bazı özelliklerini kaybetmiş hızını kaybetmiş bir sakatlıktan sonra. Çünkü sakat sakat ligin sonunda oynadığı bir dönem var Zaha'nın. Konuyu Zaha çeviriyorum ama Utku. Yo, i̇yi oldu, oldu çünkü oldum. son soracağım isim de Zaha olacaktı zaten haklı yani. Aslında hat-trick yaptı bir gol verilmedi. Zaten evet, Zaha'yı da konuşacaktı i̇yi oldu açtın. Ha bir de asisti var tabii Kaan'ı attırdı. Aynen Ya tamam orada <laughs> Kaan'ın inanılmaz bir golü olduğu için hani asist e, çok mu faydalıydı dersin ama sonra netice itibariyle 3 gole direkt katkı yaptı. Şöyle Zaha'ya çevirmiş yani konuyu baştan başlayayım. Zaha takıma ilk geldiğinde dediğim gibi hani yeteneklerini kaybetmiş gibiydi. Yani özellikle ilk sakatlıktan çıktıktan sonraki maçında sonra belli bir ara tekrar ara ver, verildi o maçta mesela hani futbolculuk yeteneklerini bile kaybetmişti. Yani vasat bir oyuncu bile olamayacak gibi duruyordu. Sonrasında hani biraz iyileşti dinlendi vesaire döndüğünde bir şeyler beklendi. Bir var bir yok bir var bir yok ama totalde sanki o kendisini öne çıkartan işte sola doğru kırıp mesela topu sağ gösterip sola çekip çok hızlı bir şekilde Kopenhag'da küçük bir kuple göstermişti Tete'ye attırdığı golde. Bu şekilde sanki bütün özelliklerini, o özelliklerin hepsini kaybetmiş gibiydi. Bu yüzden Forvet'te oynaması gerektiğini düşünüyordum ben. Sebebi şey değildi yani hani Zaha önceki yeteneklerine göre Santrafor'da oynayabilecek Galatasaray'da Santrafor oynayabilecek özelliklere sahip değil değildi. Bu adam sihirli bir adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sol kanattaki meziyetlerini geçen sene Crystal Palace'da sakatlanarak e, sakat sakat oynamış sezon sonunda. Zora girmemesi için takımın düşme potasına girmemesi için. Ondan sonra da sakatlıktan geç dönüşü patlayıcılığını kaybetmiş. Belli belli bir yaşa da gelmiş. Bu saatten sonra geri kazanması da hem de daha uzun da bir oyuncu. Uzun oyuncular sakatlıktan daha geç form tutarak döner. Bu adam sol kanattaki meziyetlerine düşmüş ama hala yırtan ve isteyen bir oyuncu ve belli meziyetleri orada duran bir önceki Galatasaray'da da attığı bütün goller çekerek vurduğu yani sağa çekip vurduğu işte ya da boşta kalan topu takip ettiği goller dolayısıyla santrofor özelliklerini de koyuyor ortaya belli ki ve bu adam burada oynasın bir matematiği çıktı ortaya ve başarılı olabileceğini de gösterdi yani elimiz Galatasaray'ın ya da herhangi bir takımın elindeki asetler eleştirilirken olaylara tek düze bakılması biraz olayı can sıkıcı hale getiriyor. Yani sanki futbol değil de ben e, futbol izlemiyorum da daha top ayağına aldığında çoğu zaman şöyle düşünüyordum sol kanatta top ayağını aldığında şimdi rezil olacak. Ve bunu da oluyordu. O da o baskıya e, dayanamadı bence. Şöyle dayanamadığını da düşünüyorum. Bu adam Instagram'dan de işte, beni beğenmiyorsanız takip etmeyin gibi bir cevap attı. Bu çok normal bir şey değil. Yani hani nereye geldiğinin çok farkında olmadığını, daha önce böyle bir ortamda bulunmadığını ve bunun altından kalkamadığını çok bariz gösteriyor. Yani büyük takımda oynayabilecek bir psikolojiye sahip olmadığını çok net gösteriyor bu Instagram cevabı. Çok çocukça bir hareket bu. 30 yaşında belli bir kariyer edinmiş işte çok fazla tanınan çok fazla bilinen bir oyuncu Instagram'dan işte beni beğenmiyorsanız takip etmeyin diyor eleştirilere. Çok garip bir hareketti bu. Buradan da şunu çıkartabiliriz ki Zaha küçük takımda daha önce oynamış. Kendini çok ben bununla ilgili bir entry girmiştim. Kendini süperstar zanneden ki belli düzeyde işte Crystal Palace'da süperstar belli takımlarda belli pozisyonlarda süperstara evrilebilecek sınırlarda ama gerçek bir süperstar olup olamayacağını burada test edebiliyor. Bence öyle bir oyuncu değil bunu kabul etmesi gerekiyor. Bence çok çok iyi bir oyuncu, çok çok yetenekli bir oyuncu ama süperstar takımı yukarı çeker. Takım kötü gittiğinde takımı yukarı çekebilecek şeyler yapar. Tıpkı Mertens gibi, tıpkı Icardi gibi yani kötü oynadığında, sakat olduğunda orta sahaya gelip oyunu genişletmeye çalışmasından mesela bahsediyorum. Ya da işte hızını kaybettiğinde daha çok mücadele pozisyonlarına daha fazla mücadele etmesinden bahsediyorum. Ya da servis yapmasından bahsediyorum. Ya da formdayken hiç olmayacak gollerle Yine aynı şekilde takımını yukarı çekmesinden bahsediyorum. Zaha böyle bir oyuncu değil. Zaha belli pozisyonlarda. Belli bir hani birebir bir ikiye bir gibi pozisyonlarda. Belli açılarda. Kerem Aktürkoğlu gibi. O da bence süperstar değil. Çok sivri yetenekleri olan bir oyuncu. Bunu kabul edemiyor şu anda bence. Bir gangster olduğu için. Bunu, bunu, buna buna okey diyemiyor yani. hani Kesinlikle o, olamayacak. Bence Kerem'in golüne üzüldü. Mesela içten içe. Çünkü bugün manşet olacaktı. Ama buradaki şey ikiye bölündü. Zaha'nın golleri her ne kadar daha kıymetli olsa da iki gol Kerem, iki gol Zaha ile bitti maç. Bence bu da onun maçta çıkmasını engelledi ve ona bu diye üzüldü bence. Tabii ki niyet okuyorum ama yani hani bence böyle biri Zaha. Bu da çok sahaya yansıyor. Netice itibariyle şu an faydalanabileceği pozisyonu buldu. Bence şunu da ekleyeyim Zaha son olarak çok uzadı ama başka bir saha içine döneyim. Zaha'nın ikinci forvette de aynı şekilde faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Zaha top kontrollü, topu saklama yeteneği bir de oyun görüşü oldukça yüksek, geniş bir oyuncu. Pas, bitirici pasları var. Bunları o bölgeden yapabilir. Aynı şekilde yine golü var. Yine size'ı da var. Ön alan piresinde kimse, yani genel kanının aksine Kerem Aktürkoğlu'ndan da daha iyi bir savunmacı olduğunu da düşünüyorum bu arada yani dolayısıyla o bölgede Kerem'den de daha faydalı olabilecek. Hem de hızını kaybetmiş durumda. Hani patlayıcılığını hızını kaybetmiş durumda. Azalmış durumda. Belki ileride gelişir. Çünkü ciddi bir sakatlıktan çıktı. Ve uzun boylu bir oyuncu dediğim gibi geç iyileşebilir. Seneye başka bir zahar izleyebiliriz. Ama şu anda Hızını da kaybetmiş durumda. O yüzden 10 numarada iyi bir performans da sergiliyor. Yani 10 numara dediğim aslında ikinci Galatasaray 4 -4 2. Galatasaray 4-4-2 oynuyor. Bunu ben de yanılarak bazen şey yapıyorum ama 4-4-2 oynuyor. Ve ikinci Forvet olarak fayda bulabileceğini düşünüyorum. Icardi ile şöyle de paslaşırlar artı olarak. Son olarak Icardi, Zaha'nın bazen duvar olabilmesindeki eksiklikleri. Hani işte böyle orta sahaya kadar gelip top alabilme ve orada yani top kaptırmayacak garanti ve delici paslar verip veremeyeceğini düşünüyorum ben Zaha'nın. Bazen oralarda tıkanabilir. Bunu da Icardi öz, bu özelliğiyle e, süspansi edebilir. Orada tamamlayıcı bir ikili de çıkabilir. Ben hani forvet arkasında Mertens böyle gidemeyecektir. Yaşı gereği bu kadar tempoyu kaldıramaz. İnanılmaz bir iş başardı geçen seneki gibi. Yine bu dönemde Icardi yokken sazı eline almıştı. O dönem kurtarmıştı. Bu dönemde de bence aynı şeyi yaptı. Galatasaray yarışta tuttu. Özellikle Galatasaray-Kayseri maçında havlu atmak üzereydi. Konuşmadık üzerine ama havlu atacaktı yani. Orada Mertens aldı bayrağı eline taşıdı ama devam edemeyecek. Fiziksel olarak düşecektir. Zaha'nın da bu görevi ikinci olarak yapması gerektiğini, Kerem'in kesinlikle solda kalması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bitirmiş zaman... olayım. Zaha ile ilgili senin de fikirlerini merak ediyorum. Yani Zaha üzerinden şunu söyleyeyim. Şimdi ben de bu hafta içi bir entry girdim Galatasaray Sözlüğe ve dedim ki ya biraz sabretseniz ne olur dedim. Senle yaptığımız programın da motivasyonuyla onun da belki gazına gelerek Amiyan Terbiye. Ya biraz sabredin hani ne olur yani ne kaybederiz falan. Hemen altına gelen entry silinmediyse koyacağım onu ekrana. Ya sabredilecek hiçbir tarafı yok vesaire. E ne oldu şimdi abi? Ya yani ne oldu yani? Bak çıktı Trabzon deplasmanında maçın en önemli 2-3 oyuncusundan biri oldu. Yani bence birincisi de hadi şey demeyeyim. Şimdi Barış Alper var vesaire e Ama mesela şimdi yorumları okuyorum işte kendini buldu açık alan oyuncusu falan ya bugünkü oyunun bence çok açık alanla falan alakası yoktu yani Galatasaray. Çünkü daha açık alanda da gördük birebir yakaladığı çok oldu rakibini Zaha'nın geçemedi. Ya birazcık mental tabii ki sana kat katılıyorum fiziksel özellikleri geri gitmemiş olsa içinden dışından geçer yani Sivas spor maçında falan rakibini falan ama. Birazcık da ya sonuçta bizim oyuncumuz değil mi? Şu anda gönderme şansımız da yok. Ya biraz destek olsak ne olur? Kaybedilen bir şey yok. Kaçan bir şey yok. Şey yazan vardı işte de, eğer sabredilirse şampiyonluk gider. E gitmedi abi bak bugün maçı getirdi adam. Ya birazcık birazcık sabır. Ya çok bir şey istemiyorum. Birazcık sabır. Çünkü lig çok uzun ve bizim bu kadroya ihtiyacımız var. Görünen o ki biz devre arasında öyle 5 tane falan transfer yapabilecek bir takım değiliz. Dolayısıyla bu oyuncuları sahip çıkmamız lazım. E bir terbiyesizlikleri de yok. Yani sahada koşmamak kimse şey diyemez Zaha'yla ilgili en kötü oynadığı maçta bile istemiyor takımı sevmiyor böyle bir şey yok adam didiniyor adam hırslı yani onu görüyorsun bugün de mesela bir pozisyonda maç 4-1'di sanırım savunmadaki son adamdı bir pozisyonda geldi topa yattı korner oldu galiba sonra devamında pozisyon e şimdi ya da bugün mental olarak tabii kendini iyi hissedince golleri attı morali buldu normalde Zaha kana vermezdi çekip vurmayı denerdi pas verdi mesela bugün ya mental hazırlığın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. ile ilgili tespitlerine %100 katılıyorum. Kendi Crystal Palace gibi bir takımda yıldız olabilir ama hani o kadar da yıldız olmadığını gördük şimdiye kadar. Ama birazcık sabır bütün oyuncular için söylüyorum. Bugün sabretmenin çok da kötü bir şey olmadığını gördük. Lig çok uzun, daha çok maç var. Avrupa maçları var, Türkiye Kupası var. Ya yani bu oyunculara gereksiz yüklenmenin kimseye kazandıracağı bir şey yok. Oyuncuya Instagram'dan, sosyal medyadan kötü bir şey yazmanın kimseye kazandıracağı bir şey yok. Bugün za kahramanı oldu. İşte Berkan oyuna girdi. Bir duran topta kötü bir geri pas attı. Korner oldu. Devamında bir tane top kaybetti savunmadan çıkarken. Gol yiyorduk neredeyse. Sonra işte şut çektiler. Berkan'a çarptı. Devamında uzaklaştırdık topu. Şimdi de hemen Berkan başlığına gömülmüş. Ya da işte Endombele oyuna girdi. Yediğimiz gol Endombele'ye bağlanmış. Ya da ilk başta bir top kaybetti. Korner oldu falan. Ya yani yediğimiz golde bir sürü adamın hatası var. Korner'de havadan atılan ortada adam plase ile gol attı. Yani o topu oraya nasıl düşürüyorsun? Davison Sanchez de mesela oradaydı. Arkasına gitti top. Dolayısıyla bu kadar böyle oyuncu hedef göstermemek lazım. Biraz sakin olmak lazım. Aynı Berkan evet orada hata yaptı. Yapmaması gereken hata yaptı üst üste iki defa. Ama sonra Kerem'in attığı son golde de topun üstünden atlayan adamdı. Yani oraya o koşuyu atıp ceza sahasına o koşuyu atan da Berkan'dı. Bunları da görmek lazım. Şunu söyleyeyim son olarak bu konudaki yorumu. Cruyff'un çok sevdiğim bir sözü vardır. Çok sık kullanırım ben bu sözü. Bir oyuncunun der topla sahada oynayabileceği süre maksimum 2 dakika kadardır. Onu iyi futbolcu yapansa 88 dakika boyunca ne yaptığıdır. Ya oyuncuları değerlendirirken sadece topun ayağında olduğu 2 dakikaya bakmamak lazım. Biraz da o diğer 88 dakikaya da bakalım. Tabii ki eleştirebiliriz. Eleştirelim ama eleştirmekle hakaret etmek, gömmek, oyuncuyu demoralize etmek çok başka şey. O yüzden bir tık buna dikkat edelim. Bence Zaha bugün bunun çok somut bir örneği oldu. Yani hafta arasında gitsin denilen, hemen gönderilsin denilen adam. Trabzon deplasmanında bu sezonki en görkemli galibiyetimizin başrolü oldu. Dolayısıyla ben bu konuda bilmiyorum bir şey söylemek ister misin ama sana pası ben şöyle atayım. Genel olarak bir Okan Buruk değerlendirmesi alayım senden. Hem bu yani Biz geçen hafta Okan Buruk'u bütün sezonun konuştuk. Bu maçında bence yine kahramanıydı. Müthiş bir ilk 11 çıkardı. Kimsenin beklemediği bence sonucu da aldı. Yine eleştiri vardı. Oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Takım oyundan düştü şu bu diye ama ya yani oyunun kendi manteltesi vardı. psikolojisi vardı. Bir takım 4-1'den sonra oyundan düşer yani. Bunda hiçbir şey yok. Bu çok normal bence. Bu konuda da senin yorumunu alayım öyle bitirelim. Bu eleştiri konusuyla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Ee, Zaha'nın ıslıklandığı, Endombele'nin ıslıklandığı, yuvalandığı, yuvalandığı, yuvalandığı çok özür dilerim yerde. TT tete mesela kendini kesinlikle gösteremiyor. Topu ayağın altında, topu kaybetmekten korktuğu çok belli. Ya bu eleştiri konusu çok önemli değil. Eleştiri yapılabilir ama hakarete varınca maalesef böyle 3. dünya ülkesi olduğumuzu hatırlatıyoruz yani futbolculara. Bu çok kötü bir imaj. Yani daha kötü futbolcuları izlememize sebebiyet verildiler de gelmez yani futbolcular birbirleri yerine referansla geliyorlar buralara. Ve bunun böyle de bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Okan Burak'a gelecek olursak Açıkçası bu sefer genel eleştiri varsa eğer bakmadım açıkçası katılıyorum. Şöyle maç dediğim gibi 59. dakikada Kerem Zaha'yı asisti yaptığında e, dayı ben hani bitti niye çıkarmadı çıkarmıyor artık yani bir dakika önce bunu söylemiştim. Maç 3-1'e gelmişti çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakıp teyit alayım yanlış bir şey söylemiş olmayayım. İkinci golün asistini yapmış aynen. Maç 1-0'mış çok özür dilerim. Yani Maç daha da kritik bir andaymış. Artık hani niye değişiklik yapılmıyor? Demirbay bitti diye düşünüyordum. Biraz geciktiğini düşünüyorum değişikliklerde. Oyun planını da değiştirmediğini. Değiştirmemesiyle ilgili eleştirme sonucu değişikliğin az ya da bilmediğimiz bir şeyler olabilir. Maçtan önce bazı değişiklikler planlanmış olabilir. Bunun ışığında hareket ediliyor olabilir çünkü sahada işler istedikleri gibi gittiği için. Ben Okan Hoca'nın ekibinin ve kendisinin ve ekibinin şu şekilde çalıştığına inanıyorum. Maç içerisinde belki oyunun akışına göre değişiklikler de yapıyorlar ama yani genel itibariyle bir maça planlarla çıktıklarını hani şu dakikada bu değişikliği yapacağız şöyle giderse böyle giderse şu değişiklikleri yapacağız diye biraz ezberden değişiklik yaptıklarını düşünüyorum. Bunu kötü bir şey olarak değil bir çalışmanın sonucu, böyle bir çalışmanın olması bence iyi bir şey. olduğunu düşünüyorum ama oyuncu bireysel olarak isim değişiklikleri ben o yüzden çok önemseyemiyorum yani. Bu bu sebeplerden dolayı. Çünkü bir oyuncunun iki pa kere pas hat, e, hata atmış olması onun saha içerisinde yorgun olduğunu göstermez. Anlık olarak bir hata yaptığını da gösterebilir. Onu biz bilemeyiz yani sözünüzü. Ama ben 1-0 oyunuyla alakalı olarak ya da 2-0 öne geçtiğindeki oyunla alakalı olarak ya da maç rahatladığı anda nasıl bir e, e, pozisyona geçeceğiz, nasıl bir taktik uygulayacağız e, çalışmasıyla ilgili olarak hiçbir gelişim göremedim. Hiçbir adım göremedim özür dilerim. adımın olmaması beni korkutuyor. Çünkü Avrupa'dan çok kolaylıkla gelinebileceğimiz bir durum bu. Belki dediğim gibi Bayern maçları gibi çok iyi bastık, çok iyi oynadık. Ama işte olmadı deyip elenebiliriz. Bu da kötü bir şey. Ben hani iyi bir oyunla tabii ki turları geçmek güzel bir şey. Fakat şampiyonluk ya da işte ne bileyim ne kadar ilerleyebilirsen ilerlemek bence daha güzel bir şey. O yüzden... E Umarım bu konuda bir gelişim görürüz. Okan Hoca ile ilgili bu yorum yapabilirim. Onun dışında maç taktiği, işte maç e, kadrosu bence uzun süre sonra ilk defa net e, elindekilerle en iyi kadroydu. Bana sorarsan. Bunu da uzun süre sonra ilk defa, e, ilk defa belki gördük. Çünkü sürekli bir oyuncuyu takımın içine katma rol belirleme e, gibi bir telaşı vardı o, Okan Burun sezon ortasına kadar Beri yandan. Sadece maçları kazanmak değil oyuncuları da kazanmaya çalışıyordu ki bence Endombele hala bu süreçte maalesef Tete de aynı şekilde. O yüzden işi zor. Fakat benim söylediğim eleştirinin bunlarla bir alakası olmadığını tamamen yani görüş olarak böyle bir görüşü olmadığını gösteriyor. Bu da tehlikeli bence. Ligde değil ama özellikle Avrupa'da sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Ya yani şimdi yine şey gibi oldu. Galatasaray taraftarı 5-1 kazandığı bir maçtan sonra şimdi <laughs> eleştireye başladı gibi oldu ama realite bu abi. Yolu <laughs> sırayı taraftarıyor basada tahammül etmez. Evet. Aynen şu an onun gibi oldu fakat onun gibi değil de bence yani olması gereken yerde eleştirel bakıyorum şu an olaya. <laughs> hani evet. elenirse bu bu şekilde çıkıp Okanburg Avrupa'dan elenirse nasıl böyle bir şey yapar diyemeyeceğim yani sadece tüm ki öngörülebilir bir şeydi keşke öngörseydi diyeceğim Kesinlikle. yani hani Kesin. bu kadar çünkü yaptığı diğer işleri ...birçok hoca kesinlikle yapamazdı... ...bence tam bir kadroyu... yani ...teknik direktörü yiyen kadro derler ya... ...tam olarak öyle... Aynı ...isimlere öyle. baktığın zaman muazzam... İzinler, ...isimleri alt alta yazdığında inanılmaz... ...hakim ziyekin bir videosunu gördüm FAS takımından... ...böyle eğlenceli bir konuyla bitireyim... ...belki bilmiyorum ekrana koyabilir misin ama... ...yani adam... E, ...şakalışıyor ve ondan sonra koştururken... E, ...topu topuyla bir önüne alışı var... ...bir, bir viral olarak dolaştı... ...internette gören görmüştür... Ya bu kadroları alt Ziyek şu an biz dışarı attık. Bu kadro inanılmaz bir kadro isim olarak ama toplam olarak fayda olarak baktığında birileri dışarıda kalması gerekiyor. Bunu da yapmak kolay değil gerçekten. Çok uğraş verir yani Okan Buruk. Bu içeride inanılmaz bir uğraş veriyor bunlarla alakalı. Vallahi ben ya eleştirileri anlıyorum. Dediğim gibi eleştirilerle hiçbir derdim yok. Eleştirinin sınırıyla ile ilgili benim her zaman derdim var. Bir de eleştiri tamam olsun ama hakkı da teslim edilsin istiyorum. Okan Buruk inanılmaz bir iş yapıyor. Bence hak ettiği örgüyü. Almıyor Galatasaray Sözlük'te Okan Hoca. Sen de söyle. Bence hiçbir yerde almıyor yani... bu arada. Yani doğru, sözlük değil. Doğru. Çok mesela... özür dilerim. Araya gireyim şöyle kısa. Tabii, tabii. Ben sağda solda konuştuğumda hani dörtte bir beşte bir şunu duyuyorum. Bu kadro Okan Hoca'ya göre değil ya. Hani. Bu kadroya Mancini lazım filan. Hani ya, ya da işte başka abi. bir hocayız. Ya yani Mancini örnek bu arada hani. Yok yok Mancini anladım Mancini ifade. Fatih Hoca de lazım. yani. Aynen. Hak hakkı verilmiyor Okan Hoca'nın bir kere. Ya bu bu da biraz hakaret bence. Ha, yani doğru. hani bu kadar evet. başarılı bu kadar başı bu eleştiri değil yani. Bu hakaret artık. Çünkü bu kadar başarı tesadüf olabilir mi? Derbilerde mağlup olmuyor adam ya. Daha nasıl ispatlanabilir ki bu? Hani daha hangi şekilde ispatlanabilir yani? ...yöntemlerinin hala tartışılıyor olması falan ...bunların hepsi hakaret gibi geliyor bana... bunu böldüm aldım böyle direkt sinirlendim yok, biraz... Rica <laughs> ...ama yani hani... ...dediğin gibi hakaretle... ...eleştiri, eleştiri dozu değil o artık... ...bence hakaretle eleştiri... ...ayırabilmesi lazım Galatasaray taraftarının... ...kimseye hakaret etmeye... ...kimsenin hakkı yok bence... Bu bir hakarettir. Hani bu Okan Hoca'ya göre değil demek. Çünkü elinde herhangi bir dona yok bununla alakalı olarak. Sadece ve sadece dışarıdan bakıp bence yoktur diye kumar oynuyorsun %50. Hiçbir fikre, hiçbir olaya dayandırmadan söyleniyor bu. Dolayısıyla da yani ben işte bu takım Okan Hoca'ya göre değil demek bir hakarettir yani. Hani bunu kaldıramaz değil mi? Çünkü kaldırıyor adam yani daha ne yapsın? Fazlasıyla. Fazlasıyla kaldırıyor. Çok özür dilerim. böldüm seni. Yok rica ederim. Yani <laughs> şöyle bir övgüm olacak benim de. Biz geçen hafta da genel değerlendirme yaparken söyledik. Bu kadroyu bir şeylere ikna edebilmesi bile çok büyük başarı. Bu oyuna ikna edebilmesi. Aynen. İşte bugün bir derbiye çıkıyorsun. Za, forvet, Kaan sol bek Baris sağ açık. Herkes rolüne inanmış. Rolü ne gerektiriyorsa onu yapıyor. Bu tam bir teknik direktör takımı olduğunu gösterir Galatasaray'ın. Bu kadar büyük isimlerle teknik direktör takımı olabilmek bence çok zor bir şey. Belli noktalarda oyunculara tabii ki belli tolerasyonlar sağlanıyor. Biliyoruz işte Icardi ile ilgili çok var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama antrenmana çıkmıyor işte sürekli izin alıyor Okan Hoca'dan Okan Hoca hep izni veriyor falan filan ama ya ben sonuca bakarım. Sonuç gelmediğinde ancak benim için bunlar eleştiri konusu olabilir. Ben sahaya bakıyorum. Zaha bugün santrofor olarak sahada. Kücüm Pires hatta bir pozisyonda Okan Hoca uyardı bas dedi. Devam etti yani. Buna inandırması çok büyük bir başarı. Kolay bir şey değil bu. Ya işte Zaha'nın nasıl bir kafa yapısında olduğunu konuştuk, değerlendirdik. Bu adamı inandırıyorsun. Barış gibi bir adamı sol beke eviriyorsun. Ondan sonra derbi de sağ açığa koyuyorsun en ufak bir şımarıklık, bir tepki yok. Ne gerektiriyorsa rolü onu sonuna kadar yapıyor. Bu inanmadan olacak bir şey değil. Demek ki bu oyuncuların hepsi hem takıma inanıyorlar, sisteme inanıyorlar hem de hocalarına inanıyorlar ve onun isteklerini yapmaya çalışıyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Bu böyle hani sağdaki skorla falan açıklanabilecek bir başarı değil sadece. Onun etkisi mutlaka vardır. Skor gelmezse işler kötüye dönebilir. Bu çok normal. Ama onun ötesinde oyuncunun hiç tavır yapmadan bu rolü kabul etmesi hocasına ne kadar inandığını, onun fikirlerine, planlarına ne kadar inandığını gösterir. Ben en büyük, yani bütün oynanan oyunu falan da çok beğeniyorum da bu anlamda da adam yönetimi konusunda çok başarılı buluyorum Okan Buru ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Harika da bir haftayla, hafta, yani hafta sonuyla kapatıyoruz. Harika yani Fenerbahçe puan kaybetti. Biz müthiş bir derbi galibiyeti aldık. Umarım da böyle devam eder. Ekleyeceğin son bir şey varsa alayım sonra da kapatayım programı. Ekleyeceğim sadece söylediklerine katılmak olur abi. Okan Buruk adam üretimine hele ki bu çağda herkesin yani Aynen. tek başına bir yayın organı olduğu çağda o kadar büyük kişi takipçileri olan futbolcularla o kadar kendini süperstar dediğin gibi az önce sahadan bahsettik. Hepsi ayrı ayrı böyle hissediyor. Çağın getirdiği teknolojiyle beraber bu adamlara bunları inandırmak muhteşem bir başarı. Ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Haftayı müthiş kapattık. Çok teşekkür ediyorum sana da tekrar davet ettiğin için. Abi davetlik bir şey yok. Senin yani programın, bizim <laughs> programı. O yüzden hiçbir öyle bir davetlik bir şey yok bundan sonra. Sen neyiz? Ama tekrar evet. çağrımızı yapalım. Galatasaray sözlük kapımız size açık. Gelmek isteyen, fikirlerini bizle paylaşmak isteyen yorum yazabilir, DM'den bize ulaşabilir. Nikimiz belli ekranda görüyorsunuz zaten. Kapımız Galatasaraylılara her zaman açık çünkü Pera'dan sevgilerle Galatasaray'ın ve Galatasaraylıların programı. Bu hafta bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Galibiyetin tadını çıkarın. Oyuncularımıza sahip çıkın. Çok seviyorum.